Efendim? Ah merhaba, ben Elçin Tekcan, Mels Kozmetik'in sahibi. Aslı Koçer'le mi görüşüyorum? Buyurun benim. Merhaba tekrar. Ben sizinle yarışma için görüşmek istiyordum. Bugün ofisime gelmeniz mümkün mü? Ben iş yerindeyim, çalışıyorum şu anda. Ama izin almaya çalışırım. Haber vereceğim ben size. Tamam, problem değil. Sizden haber bekliyorum öyleyse. Peki, iyi günler. İyi günler. Kimdi o? Çağla'nın annesi. Elçin Hanım. Yarışmayla ilgili konuşacakmış benimle. Aslı bu süper. Kesin anladı kızının yalan söylediğini. Ben sana demiştim değil mi hak yerini bulacak diye. Hadi git hemen. Bekletme kadını. Olmaz Gonca. O kızı tekrar başıma saramam. Her şey yolunda giderken artık tekrar bir sorun istemiyorum. Aslı saçmalama. Tabii ki gideceksin. Tamam. Aşkın uğruna sustun, bazı şeyleri sineye çektin. Bu kız sadece tasarımını çalmadı. Aynı zamanda hayallerini çaldı senin. Bak bu ikinci bir şans olabilir senin için. Sen bir şey yapmış olmuyorsun ki ayrıca. Demek ki kendisi anladı kızının yalan söylediğini. Öyle düşün. Biraz konuşalım mı? Olur konuşalım. Konu ne? Aslı. Demek sonunda Aslı konusunda dürüst olmaya karar verdin. Buna sevindim. Ne demek istediğini anlamadım. Demek istediğim şu kuzen. Bana başından beri yalan söylüyorsun. Aslı ile aranda yaşananları. Ona karşı olan duygularını benden saklıyorsun. Bunun sebebi ne? Sen de ona karşı bir şeyler hissetmene rağmen bugün bizim için sevindiğini söyledin. Sen de bana karşı pek dürüst değilsin. Niye gülüyorsun? Komik olan ne? Hala anlamıyorsun ama benim Aslı'ya karşı olan hissim hiçbir zaman arkadaşlığın ötesine geçmedi. Daha yeni onunla evlenebileceğini söyledim. Evet söyledim. Bunu belki ilişkinizi itiraf edersiniz diye söyledim. Ne yani? Beni kışkırtmak, ağzımdan laf almak için mi yaptın bunu? Kuzen sizin aranızdaki ilişkiyi anlamamak için aptal olmak lazım. Ben başından beri biliyorum. Ve senin bir kardeş, dost olarak bana söylemeni bekler. Ama bunu benden sakladın. Aslı'ya karşı gerçekten bir şey hissetmiş olsaydım eğer, bunu senden önce ona söylerdim. Ya bence artık bu konuyu kapatalım. Sen de daha fazla gerilme. Ve benden de bir daha bir şey saklamak ki arkanı toparlayabileyim. Ne zaman? Geç kalma. Kimle konuştun kuzen? Önemli bir şey değil ya. Bir görüşmem vardı. Onu netleştirdim. Gani'ydi değil mi o? Bak kuzen. Nerede buluşacaksan ben de gideceğim. Hayır. Seninle oraya gidip de kendime korkak dedirtmem ben Volkan. Kesinlikle oraya gelmeyeceksin. Gani yalnız başına geleceğini söyledi. Ben de yalnız gideceğim. Gani'nin nasıl bir şerefsiz olduğunu çok iyi biliyorsun. Tek başına gelmeyecek. O şerefsiz olabilir. Ama ben değilim. Sakın ısrar etme Volkan. Tamam. Etmiyorum. Tamam. Bekliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, oturun lütfen. Sizi buraya çağırdım çünkü sizden bir şey rica edeceğim. Kendinize ait olduğunu söylediğiniz tasarımı burayı çizebilir misiniz? Thank you.
önce buraya gelip tasarımın sana ait olduğunu söyledin. Peki sonra neden beni arayıp bir yanlış anlaşılma var dedin? Tasarımı sahiplenen kişinin kızınız olduğunu öğrendiğim için onun büyümesini istemedim. O yüzden de böyle bir bahane buldum. Anlıyorum. Tasarımın sana ait olduğu çok belli. Ben kızım adına senden çok özür diliyorum. Ve bunu kabul etmenizi rica ediyorum. Bu çek benim susmam içinse... Hayır, hayır. Sakın yanlış anlama. Hakkın olduğunu düşündüğüm için. Lütfen al. Bak, yani en azından bunu yapmama izin ver. Gerçeğin ortaya çıkması benim tek istediğim şeydi. O yüzden ben bunu kabul edemem. Israr ediyorum. Lütfen. Alır mısın? Gerçekten istemiyorum. Bu konu beni yeterince yıprattı ve üzdü. Siz de bu konuyu kapatırsanız çok mutlu olurum. Bir saniye, bir saniye. Aslı, bak. Bu yarışmayı birlikte düzenlediğimiz ajansın kartı. Sürekli yeni projeler üretiyorlar ve yeni tasarımcılarla çalışmaya ihtiyaçları var. Ben onları arayıp seninle ilgili bilgi vereceğim. Ve senden rica ediyorum, lütfen sen de onlarla gidip görüş. Bari bunu yapmama izin ver. Çok teşekkür ederim. Şey... Aslı, bu konunun gizli kalması şirketin prestiji için önemli. Merak etmeyin. İyi günler.